Develi kesmesi örneği. Develi kesmesi. Develi kesmesi. Hepsinin isimleri var. Sadece bir eşe sahibi bayanlık eşliğini söyleyemedik. Süleyman. Anne, ata nerede? Anne! Ata nerede? Orada havuzun su çekince ben çaksa şey yaptım. Anneler Günü'nde olması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Yası çal çuhağı dokuması için çok büyük anlam taşıyor aslında. Hem bizim ustamız, hocamız, aynı zamanda annem Yüksel Kanar. Bir kişiyle başlanmış olup halk eğitimde şimdi 3-4 kurs açtık sayesinde, annemin sayesinde bugünlere geldik. Annem çocukken tezgahlarda annesi kalktıkça tezgaha otururmuş, annem öyle öğrenirmiş bunları, yaparmış. 200-250 yıllık tarihe sahip, geçmişe sahip. Yani bir nevi bizim kültürel mirasımız. Annelerden kızlara, ninelerden kızlara verilerek günümüze gelmiş. Bana da annemden kalan bir miras. 2005-2006 yılında Amasya Halk Eğitim Müdürlüğü ve Valiliğin araştırmasında köy tamamen bakılmış. Ama annem çözgüsüyle, her şeyiyle yapabilen annem olduğu için anneme kurs açıldı. Sonra annemle çeyiz sandıklarından ürünleri toparladık. Eski tezgahımız vardı, onu bir düzenledik o tezgah üzerinde. Annem bayağı bir uğraştı bunları normale getirmek için. Atıl vaziyetteydi artık tezgahlar. Eski tezgahlar vardı. Kıyıda köşede kalmış tezgahlar. Onları toparladık, temizledik. Evet, coğrafi işaretimiz zaten en büyük amacımız. 2006-2007 yılından ben çalışmaya başladığımdan beri annemin de en büyük isteğiydi. Kızım ben bu zamana getirdim. Bu zamandan sonra siz de gelecek nesillere aktarın. Benden bu kadar, siz yapın. Hayatta olsaydı yine yardım olacak da bir şekilde de. Yani ondan sonrasında coğrafi işaret almaya çok gayret ettik, çalıştık. Amacımız oydu çalışırken de. Çünkü gelecek nesillere en iyi aktarmanın yolu coğrafi işaretle tanıtmak. Çok şükür coğrafi işaretimizi de aldık. Çok mutluyuz, gururluyuz Yasıçallı olarak. Annemin bana bir kültürel mirası olarak buna sahip çıkıldığı için ayrıca Amasya Valiliğine, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bizim bir Yüksel teyzemiz var malum. Yassı çal, çuha dokuma ustasıydı kendisi. Rahmetli oldu bu yıl, kaybettik. Ve bu dokumanın son temsilcisiydi. Mirasını kızına ve diğer ulaştığı birçok kişiye bırakma şansı oldu. Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenme olarak biz özellikle Yüksel abla gibi, Yüksel anne gibi kimseleri tespit edip himayemiz altına alıp bunun devam ettirilmesi için emek veriyoruz. Mesela onu kaybedip de öğrenmesini, öğretmesini aktaramasaydık şu an böyle bir dokuma elimizde yoktu. Bu kültür, bu el sanatı kaybolup gidecekti. O anlamda çok önemli. Yani hayat boyu öğrenme dediğimizde çok kapsamlı bir eğitim organizasyonu söz konusu. Ortasından da atmadım herhalde, bilmiyorum. Yok. Dilek düzelti olmasın. Doğru. Güzel bak kızımın elleri yakışı yatıyor. Yapayım, yapayım. Doğru yapayım.
Şu çarşaf, gelin çarşafı. Gelinler hep böyle dokurdu. Kullanılmış falan.